3,5 yıl garsonluk yaptım. 96 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra yine farklı işlerde çalıştım. 98 yılında Aydın'ın markalaşmış bir ustamız vardı. Rahmetli kayınpederim Ziya Usta. Onun yanında tekrar mesleğe başladım. 99 yılında da mutfağını devraldım. Evet, biraz sonra biraz daha fazla sohbet edeceğiz. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Tabii, buyurun. Merhaba. Merhaba. Sizleri de bir tanıyalım. Evet, ben Hüseyin Yılmaz. Aydın'da ikamet ediyorum. Ne tesadüf, ben de Rumeli kökenliyim. Dedelerimiz Selanik. Yemek yemeğe mi geldin buraya? Evet. Evet. Ayrı Usta'nın ününü duyunca ben de bu. Zaten biliyorsun galiba Ayrı Usta'nın ününü. Evet. Evet. Yemekleri lezizdi. Teşekkür ederiz. Hangilere gelmiştin? 1924 mübadelede Selanik'ten Samsun'a yerleşmiş dedelerimiz. Ben Samsun doğumluyum ama hanım köylü oldum. Buraya yerleştim. Ayrı Usta, bulaşıkçılıktan ustalığa ve aynı zamanda kendi mekanınız. Fakat üzerindeki giysi de çok ilginç. Bu giysi Osmanlı turasına kadar mevcut. Şunu da biraz açar mısın? Çok sosyal bir insansız galiba. Evet, evet. Sosyal ve milliyetçi bir insan. Yani Türk'ün milliyetçisi olarak Osmanlı turası, Ay Yıldızı vazgeçilmezlerimdendir. Beyliğimiz Osmanlı'ya dayanır. Mehmet Karamanoğulları beyliğinden. Atalarımız Balkan ülkelerine göç edip Osmanlı zamanında 1910 yılında büyük babam, 1953 yılında da annem Türkiye'ye dönmüşlerdir. Manastır doğumlulardır. Oradan kalma herhalde atalarımızın kanımızda olan bir şey. Bunları da kendim tasarlıyorum. Kuzenim terzidir. Ben çiziyorum, resimliyorum, ona diktiriyorum. Aydın'da da Balkanlardan gelen çok göç var mı? Evet, 20 ile 25 bin arası Aydın'da Yunanistan, Arnavut ve Makedonya kökenli göçmenimiz de çok fazlasıyla var Aydın'da. Aydın ilimizde Bizans, Romalılara, Bizanslara, Selçuklara, Osmanlılara aynı zamanda Yunan işgaline uğramış çok ilginç şu anda anıtları var. Onları biz görüntüledik. Aydın'ımız tarihi bir şehir diyebilir miyiz? Çok. Çok eski Aydın. Aydın gerçekten çok Yunan zamanında, Rumların olduğu 1900'lü yıllarda daha da eskiye dayanır. Tarihi çok büyüktür. İşte bir Üç Gözler, bir Alinda, bir Top Yatağı, bunlar Osmanlı zamanında dahi, Cumhuriyet'ten önce tarihe tanıklık yapmış yerler. Peki, Tekrumeli televizyonu programlarını beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Ben her sabah... Böyle çat kapı geleceğini tahmin ediyor musun? Yok, hiç tahmin etmiyordum. Her sabah... Karacasu'ya geldik geçenler. Doğrudur. Keşke o zaman da misafir etseydik sizi. Bu kez de Aydın ilimizin merkezinde program yapacağız. Her gün misafirim olun. Ben size öyle bir... Geldiğiniz yerde ıslak kapılar kalanlar varsa ve İstanbul'a veya Türkiye'deki diğer dostlarına, tanıdıklarına selam gönderir misin? Tabii. İstanbul Bayrampaşa'da teyzemler, teyzemin çocukları, dayımın çocukları hepsine tek Rumeli adına buradan teşekkür ediyorum ve selam yolluyorum. Bugün de neredeyiz? Atatürk İnkılap ilkelerine, Atatürk İnkılap ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin, Türk milletinin, milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, milli, milli, demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, layık bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine, namusum ve şerefim üzerine, yemin ederim. Yemin ederim.
mesleğidir. Dünyanın en kutsal mesleğidir. Fedakarlık mesleğidir. Toplumu inşa eden bir meslektir. Malzemeniz insandır. Ürününüz insandır. Mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek, uygar bir toplum olmak, uygarlık yarışına geri kalmamak noktasında toplumda rol alan her meslek grubuna bir görev düşmekle birlikte hiç şüphesiz ki başlıklı ol sizlerindir. Milli kültür ve değerlerimizle evrensel kazanımları harmanlayarak çocuklarımızı yetiştirmek sizin ellerinizdedir. Toplumu inşa ederken bu inşanın mimarı, mühendisi ve işçileri sizlersiniz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz gün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadırlar. Çağımızın devleti başarısını ve gücünü eğitimden almaktadır. Eğitim meselesini çözmüş toplumlar dünyanın en medeni toplumlarıdır. Eğitimin kalitesi, standardı ülkenin geleceğiyle yakından ilgilidir. Geleceğiniz olan yavrularımızı sevgiyle ve şefkatle, merhametle yoğuran sizlerin mükafatı ise insan yetiştirmenin manevi hazını tadabilmektir. Evet, bu noktada şunu çok arzu ederdim. İlkokul öğretmenleri ve lise öğretmenleri ve bugün bu salonda beni dinlerken görmelerini en çok istediğim şeydi. Bu hazı belirtme adına söylüyorum bunları. Hiç şüphesiz öğretmenlerimiz kendine biçilen rolün, verilen emanetin sorumluluğunu bir ömür boyu taşırlar. Görevlerin en soylusunu icra ederler. Sevgili öğretmenlerimiz, çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken iddiaları olan, tekniği milletin ruhuyla harmanlayan, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek temel sorumluluğumuzdur. Biraz önce Milli Eğitim Müdürümüz de bahsetti. Ayaklı kütüphaneler değil, Google değil, sorgulayan, irdeleyen, dünyaya açık beyinler hedefliyoruz. Bunların yanı sıra millet bilincini yaşatabilmek için gençlerimize milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevimizdir. Toplumu kucaklayan, dünyayı algılayan, teknolojiyi kullanırken milletin değerleriyle uyumlu, milletin ruhuyla harmanlanmış, sevgi, şefkat, merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı gençler hedefimizdir. Vicdanlı ve karakterli bir gençlik istiyoruz. Birlikte yaşamayı bilen, hoşgörülü bir gençlik istiyoruz. Bu duygu atmosferi içerisinde sözlerime son verirken, 24 Kasım'ların sizlerin sorunlarınızın çözümüne katkı sunacak birer platform olması dileğiyle gününüzü tebrik ediyor. Bu vesileyle başta Aziz Atatürk olmak üzere ebedite göç etmiş öğretmenlerimizle deprem ve terör şehidi öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor.
Thank you.